bilgisayarın kurulumunu yapmak için kürsüye gelmiş bulundum zaten. Hoş geldiniz. Fizik bölümünü ben tanıtıyor olacağım ama ondan önce bir kendimi tanıtayım. Ben 3 yıldır Boğaziçi'nde hocayım. Daha önce CERN'de çalışıyordum. Ama en önceye gidersek de buradan mezun, 2005 mezunuyum fizik bölümünden. Başladığım yere geri döndüm. Ben çok uzun bir sunum yapmayacağım çünkü soru cevap kısmına daha çok zaman ayırabilmek istiyorum. Soruları da öncelikle öğrenci adaylarımızdan almak istiyorum. Anne babalardan ikinci dalgada soru almayı rica edeceğim. Ve yalnız da değilim, dendiği gibi biz kalabalık bir ekip geldik. Soruların içeriğine göre kimin cevap vereceği de değişebilir. Sadece hocadan duymayın istedik. Bir doktor öğrencimiz var, Taha. Bir master öğrencimiz var, Yelda. Bir lisans öğrencimiz, esas iki lisans öğrencimiz var, Yasan. Ki lisansta ben de çalışıyor, Burak da öyle. Burak aynı zamanda fizik matematik çapı yapıyor. Eğer çapla ilgili sorunuz varsa da ona paslayalım diye. Esasında bir de üniversite ve bölüm dışı bir öğrencimiz daha var benim araştırma grubumda. Ama Boğaziçi özelindeki soruları diğer arkadaşlar cevaplar diyor. Pekala, ben temel bir şeyle başlayayım. Fizik nedirle ilgili. Türkçe tanımdansa İngilizce tanımı ortaya koymak daha mantıklı geldi bana. Ve okursak da özünde ne diyor? Doğa bilimleri maddeyi çalışır, maddenin hareketini çalışır uzay ve zamanda ve enerji ve kuvvetle ilgili konseptlerle ilgilidir. Esasında böyle deyince evrenin nasıl işlediğini anlamaya çalışır deyip geçebiliriz, doğru mu? Peki bu ne kadar büyük bir skala? Yani evren dediğim şey o kadar büyük ki biz fizikçiler olarak neyin peşindeyiz? Şimdi burada inanılmaz büyük bir skala var ve bu skalada şey görüyoruz. Orta seviyede, keşke açsaydım seni. Şöyle, pardon. Orta seviyede boyutu görüyorsunuz. Burası metre mertebesi. Metre mertebesinde gördüğümüz şey, bu gözlemi neyle yaptığımız ve buna ne dediğimiz, mekanik diyoruz. Daha yukarı gittikçe skala büyüyor, gördüğümüz şeyler değişiyor, gördüğümüz şeyler büyüyor ve bu şeyleri görmek için kullandığımız aletler de değişiyor. Ve burada astrofiziğe, kozmolojiye gidiyoruz. Bir de en küçük var, en küçüğe değinebiliriz. Skala iyice küçülüyor. İşte DNA'yı görüyoruz, sonra atomu görüyoruz, protonları, nötronları, elektronları görüyoruz ve kullandığımız şeyler değişiyor. En sonunda parçacık hızlandırıcıları kullanmamız gerekiyor ve işte parçacık fiziğine veya yüksek enerji fiziğine gidiyoruz. Bu skalada mükemmel bir şey var. Bu skala lineer değil. Esasında dairesel. En büyükle ilgili öğrendiğiniz her şey en küçükle ilgili bir sürü şey söylüyor size. Aynı şekilde en küçükle ilgili öğrendiğiniz her şey en büyüğe dönüp bağlanıyor. Evrenin işleyişi gerçekten çok güzel. Ve bir fizikçi olarak bu alanların herhangi birinde veya bambaşka konularda çalışabilirsiniz. Esasında fizik dediğimiz şey evreni her ölçekte anlamayı içeren bir şey. Peki fizik nasıl yapılır diye sorsanız ne denebilir? Ben size diyebilirim ki ya bunun sonsuz cevabı olabilir tabii ki, bu biraz kişisel bir cevap. Ama diyebilirim ki fizik sanatçı ruhuyla yapılabilir. Yani matematiksel güzelliği araç olarak alıp en sade, en berrak anlayışla ulaşmak isteyenler tarafından böyle. Bir sanatçı ruhuyla. Veya ben kendimi biraz daha bu tarafa yakın görüyorum, doğru veya yanlış. Mucit veya buluşçu ruhuyla yapılabilir. Bu da evreni anlayıp fizik kanunlarını bizim istediğimiz şekilde kullanmak isteyenler tarafından. Bu arada ya öyle ya böyle yapmak zorunda değilsiniz. İkisiyle birlikte de yapabilirsiniz. Tabii ki bir tercih yok burada. İkisi de mümkün. İkisi de çok değerli. Şimdi en çok sorulan sorulardan biri bu olduğu için bununla ilgili bir şey söylemek gerekiyordu sonunda. Onun için bir iki sayfa var bununla alakalı. Şimdi bu makul bir soru tabii ki, yanlış anlamayın, ben bunu gülerek söyledim. Gerçek bir soru değilmiş gibi değil. Ama kendimden, slide'la cevap vermeden önce kendimden bir gerçek bir şey paylaşayım. Yani çok çok da uzun olmayan bir süre önce bu sıralarda ben oturuyordum. İşte fizik yazsam mı yazmasam mı diye düşünüyordum. Ama lisedeyken fizik denilen şeyin hızlı bir şekilde soru çözmenin ötesinde bayağı eğlenceli ve keyifli bir şey olduğunu fark etmiştim. İşin matematiği de beni büyülüyordu. Ve esasında bunun öğrenmeye değer bir şey olduğunu düşündüm. Öğrendikçe ben de fena değilmişim bu konuda. Bunu keşfetmiş oldum. Ve bir sürü alt alan içindeki, ondan da bahsedeceğim şimdi.
Yüksek enerji fiziğinin bana en çok uyan şey olduğunu fark ettim ve bu yol beni işte Boğaziçi'nden sonra Amerika'ya, oradan CERN'e, çok uzun bir süre İsviçre'den sonra da tekrar buraya getirdi ve hala CERN'le birlikte çalışmaya devam ediyorum. Yani buraya dönünce o bağlantı da kopmuş değil. Ve bütün bu süreç boyunca ben çok saf bir şeye inanmıştım. Bugün bakınca çok da yanılmadığımı görüyorum. Ben işimde yeteri kadar iyi olursam para çok da mesele olmaz diye düşünmüştüm. Bu benim örneğimde doğruymuş. Ama konu paraysa çok daha başarılı örnekler de var. Şöyle, şimdi şunu, bu sorunun cevabı kocaman bir evet. Ama tabii ki işinizde iyi olmak kaydıyla. Sunumdan önce Taha ile konuşuyorduk. Mesela bunu konuşurken şey demiştik ya, başka bir meslekte de para kazanmak mümkün. Hatta ne bileyim, bir marangoz da çok iyi para kazanabilir. Bu, herhangi bir şey aklıma geldiğinde ilk bu geldi. El hüneriyle para kazanmak da mümkün. İşinizde yeteri kadar iyiyseniz. Değilseniz yapacak çok da bir şey yok. Ama ekonomisi, teknoloji ve üretmeye dayalı toplumlarda lisansı fizik olan insanlar iyi para kazanır. Georgetown yaptığı için bunu refere edeceğim. Böyle burada göstereceğim slide sanırım 2015 veya 16 yılından, yenilemediler. Yanılıyor olabilirim tarihte. Ama işin özü değişmedi. Böyle 400 farklı lisans dalını değerlendirip bu lisans dalından mezun olan insanlardan hangileri ne kadar kazanıyor, en iyi kim kazanıyor diye bir sıralamaları var. Ve bu sıralamada fizik 15. sırada. 400'de 15 hiç de fena değil. Dahası hiç 25'ten çıktığını da sanmıyorum yani. Bu anlamda bir şey daha var. Esasında bayağı da önemli olduğunu düşündüğüm bir şey. Hayat tecrübeniz ilerledikçe kazancınız da artıyor bu lisans dalıyla başka lisans dallarına oranla. İşte yeteri kadar iyi kazanan çok meşhur fizikçiler de var. İşte Elon Musk'la başlamak mümkün belki de buna. Uzun uzun bütün listenin üzerinden geçmeyeceğim ama yeteri kadar şey çalışması da var yani. Hangi lisanslı fizik olan insanlar hangi alanlarda çalışarak ne kazanıyorlarla ilgili veya yüksek lisanslı fizik olan insanların ne kadar endüstride, ne kadar araştırma laboratuvarlarında, ne kadar üniversitelerde veya çok alakasız yan dallarda, finansta, iletişimde veya işte danışmanlıkta çalışarak para kazanıyorlar. Bunun da sonu yok. Ve tabii ki bu AB'nin yaptığı bir çalışma ya daha doğrusu Avrupa Fizik Society'sinin yaptığı bir çalışma, Avrupa Birliği topluluğunda fizik temelli endüstrilerin ekonomiye katkısı nedir üzerine ve buradaki rakamlar da esasında inanılmaz yüksek düzeylerde. Yani şey sorusunun cevabı çok basit. Fizik okuyan biri para kazanır mı? Sorusunun cevabı kocaman bir evet. Eğer size bu konuda hayır deniliyorsa bilin ki bir önceki kuşağın travması üzerinize aktarılıyordur. Hepsi o kadar yani. O onların limitasyonuydu. Dünya bambaşka bir yer bugün. Temel bilim okuyarak çok para kazanabilirsiniz. Eğer bu tutku ise sizin için, tutkunuz bu ise, değilse deli işi yapmayın tabii ki. Çok basit yani. Çünkü zor. Peki bu temel bilimi okurken, fizik okurken ne elde edersiniz, ne kazanırsınız? Bu insanlar niye istihdam ediyor bu kadar şey saydı? Bir, bu alan matematikle iç içe. Bu çok değerli bir şey. Problem çözme meziyetinizi, bir şeyleri analiz edebilme meziyetinizi çok geliştiriyor ister istemez. Modellemeye ve denemeye açık. Denemenin korkulduğu bir dünyada, bir toplumda bu çok önemli bir artı meziyet olacak sizler için. Çünkü denemek ve yanılmak bir problem değil yani. Ama bunu yapa yapa başarı geliyor. Doğru sonuca öyle uğraşıyorsunuz. Ve de zor problemlerle uğraşıyor fizikçiler genelde. Evrendeki en zor bulmacaları çözmeye çalışıyorlar. Ve belki de en tatlısı elini kirletip bir şeyler yapabilmek mümkün. Sonuca ulaşmaya alışmış bir durum ortaya çıkıyor. Bunun da getirdiği çok şey var. Bütün bu meziyetler birleşince zor problemlerle uğraşmış, doğru analiz edebilen, modellemeye ve denemeye açık bir birey çıkıyor karşınıza ve bu kişinin bir sürü yerde istihdam edilmesinden daha doğal ne olabilir? Peki bizi ne heyecanlandırıyor? Yani bazı zor bulmacaları çözmeye çalışıyoruz dedik evrenle ilgili ve bu bireye çok şey katıyor. Peki hala cevaplayamadığımız bazı açık sorular var. Bunlar benim seçtiğim birkaç tanesi. Liste çok çok daha uzun olabilir. Bazı kısmının altını bu yüzden çizdim. Öncelikli meraklardan, iyi cevaplamamız gereken sorulardan biri, karanlık madde nedir? Karanlık enerji nedir? Ve evrendeki madde-antimadde dengesizliği nasıl açıklanabilir? Belki de şöyle temel bir şekilde sorabiliriz. Kuantum mekaniği dediğimiz şey bize aslında ne anlatıyor, ne diyor?
Eğer bu sorular ilginizi çekiyorsa burası sizin için doğru yer. Veya yaşamın başlangıcı nasıl modellenebilir? Nasıl modellenebilir? Yaşamın başlangıcı dediğimiz şey termodinamik devinimin doğal bir sonucu mudur? Yoksa başka bir şey mi olmuştur? Bir anomali mi vardır? Benim alanımla ilgili çok kritik bir soru. Oda sıcaklığında süperiletkenlik yapılabilir mi? Bu mümkün mü? Veya nispeten popüler şimdi iyice de gelişmeler var farklı yerlerde. Etkin fizyen reaktörü yapılabilir mi? Nasıl yapılır? Bir de diğer tarafa dönelim. Beyin ve bilinç nasıl modellenebilir? Tamam. Bu sorular uzayabilir. Bu sorulardan herhangi birini okuyup aklınıza başka şeyler gelebilir. Eğer bunlar, bu tip sorular sizin ilginizi çeken şeylerse, ya bunlar araştırmaya değer, bu konuyla ilgili daha çok öğrenmeye değer, kendimi bununla ilgili geliştirmek benim tercih ettiğim bir şey diyorsanız, burası doğru yer sizin için. Şimdi burası doğru yeri birkaç kere de kullanmışken, Boğaziçi fiziğin neden seçileceği ile ilgili bir şeyler söyleyeyim. Öncelikle eğitim kalitemizin yüksek olduğunu hiç mütevazı olmadan söyleyebilirim. Alanında uzman bir eğitim kadromuz var ve bence çok daha önemlisi seçkin öğrencilerimiz var. Öğrenci tabii ki hocadan bir sürü şey öğreniyor. Hem ders alırken hem birlikte araştırma yaparken. Ama ders alırken özellikle birlikte çalıştığı öğrenci grubundan daha da çok şey öğreniyor. Yani sizin burada kimle bulunduğunuz, dersi kimden aldığınızdan çok daha önemli esasında. Dolayısıyla Boğaziçi'yi değerli yapan yine sizin gibi öğrencilerin burayı seçmiş olması. Ve tabii ki bu öğrencilere doğru seviyede ders verebilecek bir eğitim kadrosunun bulunması. Zaten bahsedildi benden önceki sunumda kısaca yurt içinde ve yurt dışında markalaşmış köklü bir üniversiteyiz biz. Ve eğitim sistemimiz T tipi eğitime dayanıyor. Bunun ne olduğunu doğru ifade etmek gerekirse güçlü bir taban oluşturup bir sürü farklı konuda, bir sürü farklı alanda birinde veya birkaçında sivrilmeyi başarabilmek. Bu temelin doğru oturtulması binanın sonra çok yukarı güçlü bir şekilde çıkabilmesini sağlıyor olacak. Tek bir alanda çok şey bilip bir sürü şeyi kaçırmaktansa sağlam bir temel üzerine bir şey inşa edebilmeye inanıyoruz burada. Ve eğitim sistemi bunun üstüne kurulmuş durumda. Ve üniversitemizin kişinin ufkunu açan diyeyim, yeni fikirler üretmeyi kolaylaştıran evrensel bir kültürü var. Bu bugün olmadı, dün olmadı, bir yılda olmadı. 10 yılda olmadı. Çok uzun bir süredir böyle. Ve bir günden yarına değişebilmesi de çok mümkün değil. Burası bu kültüre sahip bir kurum olarak kalacak çok daha uzun bir süre. Belki şunu söyleyebilirim bizim bölümle ilgili. Burada gördüğünüz tabloda en soldaki sütun alanları söylüyor. Parçacık, çekirdek, atom, molekül ve aşağı iniyor. İşte yıldız kümeleri, galaksiye kadar. Burada deney ve gözlemeye dayalı bir grubun olup olmadığı, modelleme ve bilişime dayalı bir grubun olup olmadığı veya teorik, kuramsal bir grubun olup olmadığını gösteriyor. Eğer birden fazla yıldız görüyorsanız o konuyu çalışan birden fazla araştırma grubu var demektir. Bu esasında oldukça geniş bir skala. Aynı anda birçok şeyin çalışıldığı bir bölüm, fizik bölümü. Ve bunun şöyle bir avantajı var. Eğer siz henüz hangi alt alanda ilerlemek istediğinize çok emin değilseniz, ki bu dünyanın en normal şeyi, çalışılan konulara bakıp, çalışan hocalara bakıp daha iyi bir seçim yapabilirsiniz. Burada spektrum oldukça geniş. Her yerde önerilemeyecek kadar geniş esasında. Bunun bir avantaj olduğunu düşünüyoruz biz bölümde. Soru cevap kısmında buraya dönebiliriz deyip çok uzatmıyorum. Ve buradan da şunu da söyleyebilirim. Elini kirletmek bir fizikçiyi değerli yapan özelliklerden biri demiştim. İşte burada birkaç laboratuvardan örnek var. Kahve Lab'dan veya işte benim Lab Karablok'tan veya Özcan Hoca'nın Lab'ı Biospin'den. Eğlenceli güzel oyuncaklarımız var ve önemli şeyler yapıyoruz. Elini kirletebilme imkanına sahip bir öğrenci burada. Ve lisanstayken araştırma yapıp makale basabilmek de mümkün. Bunun da örneği çok. Üstünden çok çok geçmeye gerek yok. Hangi alanda olursa olsun bu deneyle alakalı bir şey olabilir, bu teoriyle alakalı bir şey olabilir. Bunun daha bir sürü örneği var. Başarılı öğrencilerimizin bir araştırma grubuna dahil olmaması diye bir şey pek söz konusu değil esasında. Ama başarılı öğrencilerimizin kısmını vurgulamam lazım. Bu herkese sunulan altın bir fırsat değildir. Bu öğrencinin hak ettiği bir şeydir.
bölümün işleyişiyle ilgili şeyden bahsedebilirim. Opsiyonlar derken şunu anlatmalıyım. Bir Boğaziçi Fizik'ten mezun biri temel fiziği bitirebilir. Veya diğer opsiyonları seçebilir. Bilgisayarlı fizik, sağlık fiziği, astrofizik ve fiziksel elektronik. Bu özünde şu demek. İlk iki yıl temel fizik ve matematik dersleri alınıyor. Bilim seçmeli ve teknik olmayan seçmeli dersler alınıyor. Ama son iki yıl esasında opsiyon tercih edilip uzmanlaşma konusu değişiyor. Ben temel fizik opsiyonundan mezun olmuştum. O zaman da opsiyonlar vardı böyle. Ama farklı ikinci sınıfın sonunda farklı konularda uzmanlaşmak isteyen, ben fiziğin içine daha fazla girmek istemiyorum da başka bir tarafa biraz daha kaymak istiyorum diyen insanlara, diyen öğrencilerimize de opsiyon vermiş, şans vermiş oluyoruz diyebilirim bu opsiyon sistemiyle. Özetleyecek olursam, burada bitiriyorum. Hiçbir şüphe yok ki fizik size evreni başka gözlerle görmeyi öğretir. Nokta. Başka insanların analiz bile edemeyeceği şeyleri görmenizi, farkında olmanızı sağlayacak bir şey bu. 21. yüzyılda bilgiye ulaşmak çok kolay. Hatta çok fazla bilgi var. Sinyalle hardalını ayırt edebilmek bile çok kolay bir şey değil. Ama asıl bunu işleyecek, ondan sürekli yenilik çıkaracak düşünme disiplinine sahip olmak çok kritik. Çünkü bilgi kolay artık her yerde. 30 yıl öncesinden farklı olarak. İster mühendislik, ister temel bilim seçin, iyi bir fizik eğitimi mesleğinizin anahtarlarından biri olacak. Bu da yadsınamayacak bir şey. İyi bir fizikçi evrenin sırlarını anlamaya çalışabilir. Yeni teknolojilerin çıkmasını sağlayacak kuramlar veya deneyler yapabilir. Çıkan teknolojileri ürüne dönüştürmek için de araştırma yapabilir. Veya bütün bu satır başlarının arasını dolduracak bir sürü şey veya sonrası için. Sonradan felsefe, kimya, biyoloji veya mühendisliğin herhangi bir dalına da kolayca adapte olabilir. Yani geçişler kolay. Şey gibi de düşünmeyin. Ben bir şey seçtim, ömrümün sonuna kadar burada takıldım. Öyle bir şey yok. Her şey çok akışkan. Çok değişken. Siz burada bir eğitim alıyorsunuz ve sonra istediğiniz başka bir şeyse pozisyonunuzu ona göre değiştirebilirsiniz. Burada buna uygun yetenek setini elde edeceksiniz. Ve çok net bir şekilde diyebilirim ki eğer kararınız fizikse seçiminiz Boğaziçi olmalı. Ben teşekkür etmeden önce esasında sunumun parçası olmayan, nispeten son dakikada olan bir şeyi göstermek istiyorum. Bunu paylaşmamayı da düşünmüştüm ama benim için özel bir şey. Bir kısaca göstermek istedim. Şöyle ki, CERN'de çalışmamın getirdiği bir şeyle nispeten belli aralıklarla önemli veya önemsiz, çok veya az benle ilgili bir şeyler çıkardı. Adımın geçtiği haberler. Ben bununla ilgili çok bir şey yapmasam da. Bu haberlerden bugüne kadar benim için en anlamlısını sizlerle paylaşıyorum. Esasında Erdem'i de buraya dahil edebilmeyi isterdim. Ama şimdi o Pittsburgh'te yüksek lisans ve doktorasını yapıyor. Carnegie Mellon Üniversitesi'nde. Benim doktoramı yaptığım yerde. Saat farkı sebebiyle Zoom'dan bile bağlamak onu mümkün olamayacaktı. Onun için bunu paylaşmak istedim. Bizim Erdem'le tanışmamız o ortaokuldayken bir CERN ziyaretiyle başlıyor. Ve ben o zaman CERN'deyim, CERN'de çalışıyorum. Ve Türkiye'den gelen okulları da CERN rehberliği yapmak gibi bir misyon edinmişim kendime. Erdem'le ta o zaman tanıştım. Sonra bağlantımız hiç kopmadı. O yanlış hatırlamıyorsam abisi Erasmus da Milano'ya falan gitmişti. O zaman bir daha beni CERN'de ziyaret etti. Tam lise bitti ve ne yazayım, ne yazmayayım, ne yapayım, ne edeyim Türkiye'de diye konuşurken ben dedim ki ona, ya Boğaziçi fiziğe git, gidebileceğin en doğru yer orası. Ben hala CERN'deydim, buraya dönmemiştim daha. Erdem burada başladıktan sonra ben buraya hoca oldum. Erdem benimle çalışmaya başladı. Lisansını bitirdi ve şimdi benim doktora yaptığım okulda doktora yapıyor. Ve o bilimin popülerleşmesine katkı verme konusunda benden de daha istekli, hevesli ve başarılı. Ve bu haber özünde çok basit bir şey söylüyor. Diyor ki, ben küçük bir çocuktum, CERN'e gittim. Bana çok cazip gelen şeyler vardı. Orada rol model olarak görebileceğim, benim hayatımda sonra çok daha da büyük bir önemli rol oynayabilecek biriyle tanıştım ve ilişkimiz böyle devam etti. Umut ediyorum ki şimdi o bir sürü insan için rol model olacak ve bu döngü böyle devam edecek. Boğaziçi fizik nasıl bir yer diyorsanız, esasında bu haber bence kurum kültürümüzü size özetliyor. Çok teşekkür ederim.